QNB E-Finans'tan hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta e-fatura ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Hayatımızın her anındaki dijitalleşme artık kurumsal hayatında ayrılmaz bir parçası. Firmalar hızla bu değişime uyum sağlayarak operasyonel yük, maliyet ve zaman kaybı yaratan süreçlerini dijitale taşıyor. Bu süreçlerin başında bir zorunluluğa dönüşen e-fatura uygulaması geliyor. Peki e-fatura nedir? E-fatura tamamen elektronik ortamda hazırlanmış ve kesilmiş faturanın tedarikçiden alıcıya online olarak gönderilmesini ve takip edilmesini sağlayan bir sistem. Geçerlilik açısından geleneksel kağıt faturalarla arasında hiçbir fark yok. E-fatura, mükellefi iş gücü ve zaman kaybı gibi yüklerden kurtardığı gibi matbaa ve tedarik masraflarını da ortadan kaldırıyor ve bu sayede maliyetleri belirgin düzeyde düşürüyor. E-fatura kimler için zorunlu? 509 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, kimlerin e-faturaya geçmek zorunda olduğunu şöyle açıklıyor. GİB'in 22 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı yeni düzenlemede 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon lira ve üzeri olan şirketlerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçişini zorunlu kıldı. 2022'den itibaren ise cirosu minimum 3 milyon lira olan vergi mükelleflerinin e-faturaya geçmeleri gerekiyor. Konaklama hizmeti veren otel işletmelerde e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan vergi mükellefleri arasında. E-faturaya geçmesi gereken bir diğer grup, aracı platformlar ya da kendi siteleri aracılığıyla e-ticaret faaliyetlerini gerçekleştiren vergi mükelleflerinin e-faturaya geçiş şartını taşımaları için 2020-2021 yılı dönem cirolarının 1 milyon lira olması gerekiyor. Ayrıca bu mükellefler 2022 yılında alt sınır olarak 500 bin lira ciro yaptıkları takdirde e-faturaya geçmek zorundalar. Ama tabii bu şartlar her sene yayımlanan tebliğlerle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenleniyor, değiştiriliyor ve yenileniyor. Her sene belirli şirketlerin e-fatura kullanıcıları arasında olması zorunlu hale getiriliyor. Siz de daha fazla zaman kaybetmeden e-fatura ile işlem sürelerinizi minimum seviyeye indirebilirsiniz. E-faturanın avantajları nelerdir? Birçok işletme e-faturanın sağladığı avantajlardan dolayı bu sisteme geçiş yapmak istiyor. E-faturanın temel avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. İlk ve en büyük avantajı zaman ve maliyet tasarrufu. E-fatura uygulamalarının en önemli avantajlarından biri fatura yönetim giderlerinden tasarruf sağlaması. Kağıt veya posta ücreti ödemeye gerek kalmadığı için baskı, yazdırma, imzalama, kaşeleme, postalama ve arşivleme gibi maliyetler önemli ölçüde azalıyor. Otomatize edilen süreçlerle işlem süreleri kısalıyor. Siz de faturalarınızı kargoyla göndermek yerine e-fatura uygulamalarının otomasyonu sayesinde kargoda geçen zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bir diğer avantaj nakit akışı. E-fatura alıcısına çok hızlı iletiliyor. Bu sayede satışlarınız veya hizmetleriniz sonrasında tahsilat sürecinizi çok daha hızlı başlatabilir, e-faturalarınız üzerinden nakit akışınızı daha kolay yönetebilirsiniz. Ayrıca e-faturalarınız üzerinden sağlanan finansman kaynaklarına ve borçlanma imkanlarına erişim fırsatlarıyla işletmelerinizin nakit akışına katkıda bulunabilirsiniz. E-faturanın sağladığı avantajlardan bir diğeri verimlilik artışı. E-fatura yönetimi kapsamında hazırlanan faturalarda manuel yapılan işlemlerden farklı olarak faturalandırma sürecindeki tüm hatalar ayıklanıyor. Otomatik etiketleme ve sınıflandırma sayesinde birden fazla alanı birleştirerek belgeler hızla düzenleniyor ve diğer belgelerle çoklu bağlantılar oluşturuluyor. Daha fazla fatura almaya başladığımızda fatura hacmindeki artış yazılım otomasyonu yardımıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Böylece ödemeleriniz zamanında teslim ediliyor ve nakit akışınız sabit kalıyor. E-faturanın sağladığı avantajlardan bir diğeri yasal düzenlemelere hızlı uyum. Dijital dönüşüm kapsamında Türkiye'deki vergi ve yasal düzenlemelerin yanı sıra küresel çapta da uygulamalar sürekli olarak güncelleniyor. Özellikle küresel çapta iş yapan işletmeler için ilgili vergi yükümlülüklerini anlamak ve muhasebe sistemlerini bu düzenlemelere hazır olmasını sağlamak önemli ancak bir o kadar da zor. Karışık küresel uyumluluk ihtiyaçlarının üstesinden gelecek bir e-fatura sistemini benimsemek işletmeleri basit ve merkezi bir muhasebe sürecine hazırlıyor.
Ayrıca elektronik olarak işlenen her fatura denetim döneminde ibraz edilmek üzere hazır olarak otomatik bir şekilde sisteminizde saklanıyor. Saydığımız avantajlardan bir diğeri detaylı analiz ve kolay ulaşım imkanı sağlaması. E-fatura uygulamaları çerçevesinde tüm belgeler herhangi bir cihazdan veya yerden erişilebilen tek bir platforma kaydediliyor. Otomatikleştirilmiş raporlar ve analizler faturalandırmanıza ilişkin genel bir bakış elde etmenize yardımcı oluyor. Böylece mali durum ve nakit akışı hakkında gerçek zamanlı bilgiler elde edebiliyorsunuz. E-faturaların 10 yıl kadar saklama zorunluluğu olduğunu da düşündüğümüzde dilediğiniz an belgelerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu sayede e-faturalarınızı eksiksiz bir şekilde raporlayarak daha detaylı incelemeler de yapabilirsiniz. E-faturanın belki de en büyük katkılarından biri sürdürülebilirliğe katkı sağlaması. Ortalama bir ofis çalışanının yılda 10 bin adet kağıt tükettiğini biliyor muydunuz? Bu açıdan baktığınızda e-fatura işletmenizin karbon ayak izinin azalması ve sürdürülebilirliğe katkı sağlaması için önemli bir araç. E-fatura ile normalde manuel olarak işlenmesi gereken kağıt, sistem üzerinden elektronik olarak aktarılıyor ve fatura sürecinde kullanılan kağıt miktarı önemli ölçüde azaltılıyor. Herkes için daha yaşanılabilir ve yeşil bir dünya yaratan işletmeniz, müşterilerin ve diğer paydaşların da gözünde değer kazanıyor. Bu videomuzda e-faturanın ne olduğunu ve avantajlarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen.